Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la konuyu değerlendireceğiz. Her iki konuğuma da hoş geldiniz demek istiyorum yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Sayın Dinç'le başlayalım dilerseniz. Öncelikle bir gri listeyi açıklayalım mı? Yani kara para aklanmasının önlenmesiyle ilgili mali anlamda Türkiye çok fazla adım attı ve bunun şimdi somut sonuçlarını görüyoruz aslında. Gri listede artık arttırılmış izleme sürecini geçtiğimizi gösteriyor. Biz ve Jamaika geçtik. Hepsini değerlendireceğiz ama sizden bu gri listenin açılımını bir dinleyebilir miyiz Sayın Dinç? Tabii ki teorik olarak kendi ekonomisi üzerindeki kayıt dışı ekonominin bir miktar da kara para anlamına gelen işlemlerin kayıt ve takibinin yapılamaması durumunda ekonomilerin yüzleştiği bir problemdir bu izleme listelerine girmesi. Türkiye'de böyle bir problemle yüzleşti. Aslında terörle mücadelesi kuvvetliydi fakat bunun finansmanının kesilmesi noktasında biraz eksik davrandığı değerlendiriliyordu. Bunun tabii açıklandığında makul gerekçelermiş gibi geldiği söylenebilir ama siyasi yönü de yok değildi. Hatırlarsanız son birkaç gündür de özellikle bu siyasi taraflarını tartışmıştık. Şimdi Türkiye ekonomisinin kayıt dışı da diyebilirim ama kara para anlamında bir transferin güzergahı olmayacak şekilde tedbirlerin alındığı bir ekonomi olduğu teyit edilmiş oldu. Böyle özetleyeyim. Evet, artık FATF'ın artırılmış izleme sürecinde değiliz. Belli kontrollerden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu noktada Tonguç Erbaş'a dönmek istiyorum. Bir yatırım şirketinde de aynı zamanda genel müdür yardımcısısınız. Yatırım yaparken farklı ülkeler, başka ülkelere yatırım yaparken hangi kriterlere dikkat ediyor ve biz aslında gri liste derken neler olamadı bugüne kadar? Yani yabancı kurumların, yani bizim gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinde bakarsak yatırımlarına veya genel olarak tabii ki üç başlık var. Yani bir tanesi fırsattır. O anki, o tarih aralığında hangi ülkenin veya hangi bölgenin gerek siyasi gerek ekonomik açıdan nasıl bir fırsat verdiğine tabii ki tüm dünyada raporlar içerisinde de yer veriliyor. Bir diğeri de son dönemde bizim kredi notlarımız, yani ülkenin kredi notu üzerinden değerlenmelerinin birçok fon içerisinde onların ne diyelim izahnamelerinde veya işte alınacak kararlar, kurul kararlarındaki başlıklarda yer alan ülke kredi notlarıdır. Gri liste gibi aslında risk teşkil edebilecek ki buna ülke risk primini de ekleyebiliriz. İşte CDS'ler diyoruz biz ona. Buradaki oranlar ve tabii ki yani işte gri liste ve benzeri listelerin içinde mi dışında mı ne durumda, yani burada yatırım yaptığımda paramı sermayemi koruyabilir miyim? Biraz önce saydığımız başlıklarda da bir gelir elde edebilir miyim gibi temelde baktıkları 2-3 başlık var. Tabii ki raporlar içerisinde aslına baktığınızda ülkenin siyasi ekonomik riskinden hatta orta vadeli beklentilerine kadar birçok modellemede yaptıklarını düşünüyoruz. Ama bizim son aşamada kredi notumuz da olsun, gri liste meselesi de olsun, hatta işte bu ülke risk birimini de dahil edebiliriz. Sadece bir sonuç, bir rakam veya bir değer olarak karşımıza çıkıyor ama bunun altyapısı aslında çok fazla araştırıldığını ben düşünüyorum. Yani bu noktada bizim son 8 ayda kredi notumuzun çok düşük olduğu ve zaman zaman hak etmediğimiz seviyelerde olduğumuzu konuşurken aslında son 3 yıl içinde çok gri liste meselesi, yani benim kaçırmış olabilirim tabii ama son 6 ay kadar çok gündeme gelmedi. Ama biz bu ekonomideki dönüşümün adımlarını atarken not artışlarımız, görünüm iyileştirmelerimiz gelmeye başladıktan sonra sermayenin Türkiye'ye daha fazla yabancı kaynağın daha doğrusu gelmesi açısından bu da bizim ayağımıza bağlanmış bir pranga gibiydi. Çünkü bahsettiğim başlıklar içerisinde aslında en önemlilerinden de biri, çünkü yani buradaki para transferinden tutun da oradaki ticaretin dönüşü şeklinde bir aslında hakkaniyet de istiyor tüm yatırımcılar, yani içeride veya dışarıda da, yani bu kayıt dışılık da dahil veya paranın bir noktadan bir noktaya giderkenki kontrolü de.
Şimdi geldiğimiz liste dışında kaldığımızda artık mesela bu başlığı değerlendirme yaptıklarında en azından saf dışı edecekler veya bu sürecin dışında kaldığımızı ilk iki başlık yani hem kredi notlarımız hem de ekonomik olarak bir fırsat yaratıyorsak burada yabancı fonların da yatırımcıların da hatta yurt içi için de bu geçerli. Artık daha güvenli bir alanda yatırım yapılabildiğinin bir ne diyelim altına imza atılmış halidir. Evet, O yerli açıdan ben yatırımcının çok... da aslında bu listede olup olmadığımıza baktığını söylüyorsunuz bir yandan. Yani şöyle, şimdi biz de içeride değerlendirirken nasıl ki dışarıdaki ülkelerin işte görünümüne bakıyoruz. Yani çünkü Türkiye'de yurt dışına da yatırım yapan birçok yatırım fon ve kuruluş var. Dolayısıyla gerek yurt dışındaki bu ülkeleri değerlendirirken tabii ki içeride yatırım yapan da Evet. daha çoğunlukta bir kitle var. Dolayısıyla içeride yaptığı yatırımın da sonuçları için bir gri liste dışındaki ülkede tabii ki kendi ülkemiz, burada da yatırımlarımızı değerlendirmek istiyoruz. Bunun bize yaratabileceği pozitif beklentileri veya aldığımız pozisyondan çıkmak ya da işte pozisyon eklemek gibi Evet. değerlendirebiliriz. Çünkü TL varlıklar çok çeşitli. Birçok piyasada yani kurun düşmesi de aslında eğer dövize bir yatırım yapıyorsa bunu da tekrar gözden geçirmesi Evet. gereken bir durum Evet, olacak. kendi ülkesi Dolayısıyla de bütün bunlara olsa baktığımızda içeride de bir güven ortamı evet. yarattığını ve yaratmaya devam edeceğini Evet, söyleyebilirim. kendi ülkesine dahi yatırım yapacak olsa yerli yatırımcı elbette o da öz sermayesini korumak istediği için muhakkak bu kriterlere bakıyordur. Başardık notuyla paylaştı bu gelişmeyi kendisi. Büyük bir hedefmiş belli ki ve hedefe ulaşıldı. Bugün bu güzel haberi de buradan hep birlikte Tabii. paylaşabiliyoruz, Tabii. yorumlayabiliyoruz. Yani, Sayın Erbaş size bu dönmek çok... istiyorum. Bundan sonrası için yurt dışından yatırım almamız çok daha kolaylaşacak. Peki sizce hangi ülkeler bu kararı bekliyordu? Şu anda yeni hangi ülkelerle yeni yatırımları sizce konuşabileceğiz yakın zamanda? Ya ülke bazlı aslında hani bu gri listeden çıkışın bir sermaye akışına da bir destek verebileceğini düşünürsek aslında ülke bazlı bakmaktan ziyade bölgesel olarak hani bizim daha önce de yakın olduğumuz aslında hem Orta Doğu'daki bir coğrafya var, Avrupa ve Amerika gibi piyasalar var. Ama mesela son bir yıl içinde aşağı yukarı herhalde 10'a yakın yurt dışında Sayın Mehmet Şimşek'in önderliğinde bir görüşme trafiği oldu. Burada yani Uzak Doğu'dan Avrupa'ya işte Amerika'ya kadar hatta son toplantı İngiltere'deydi yanılmıyorsam. Dolayısıyla birçok kanaldan aslında bu noktaya gelene kadar hem program anlatıldı hem belki de bu ve benzeri beklentilerin de Türkiye için neler getirebileceği konuşulmuştur. Ben genel olarak şunu düşünüyorum. Çok da kritik bir dönemde bu karar geldi. Tabii takvimdeydi ama şimdi haftaya bizim Haziran enflasyonu gelecek. Ve ilk defa belki de yıllık enflasyonda çok uzun bir süre sonra ilk defa demeyeyim ama bir aşağı yönlü patika oluşma meselesini konuşuyoruz ve bunun gerçekleşmesi de olacak gibi duruyor. Hani aylık enflasyona baktığımızda beklenti doğrultusunda Temmuz'un 19'unda da bir Moody's'in not değerlendirmesi var Türkiye için. Tahmin ediyorum bugünkü sonuç kısmen orada da bir zaten bir not artışı bekleniyordu Evet. ama oradaki süreci biraz daha netleştirmiştir Olumlu diye düşünüyorum. etkileyecektir, değil mi bugünkü sonuç? Yani mutlaka etkileyecektir. Hatta dünkü Merkez Bankası toplantı kararı ve açıklanan metin sonrasında da Temmuz-Ağustos toplantılarının tarihleri değişti Merkez Bankası'nın. Ki burada da iki ziyaret için yani hem Jackson Hole için hem de Temmuz ayında yurt dışı ziyaretleri için bir şey gösterildi. Yani bu takvim değişikliğinin nedeni olarak gösterildi. Demek ki burada Merkez Bankası'nın da proaktif bir yurt dışı görüşmelerinin devamı söz konusu olacak. Ben şöyle düşünüyorum. Yani yaklaşık bir yıldan aslında biraz daha az. Yani Eylül ayında biz aslında tam programı, orta vadeli programı açıklarken ki süreçten bakarsak yaklaşık 9 ay. Ama hani genel seçimler ve sonrası ekonomi yönetiminin oluşmasına bakarsak İşte bir yıllık bir süre gibi bakabiliriz. Burada birçok vaatte de bulundu. Yani hem Sayın Mehmet Şimşek'in ekibi hem Merkez Bankası yönetimi zaman zaman. Ama artık yani Haziran ayında bir aşağı yönlü patikanın oluşabilmesi, CDS'lerin işte 250'lere kadar geri çekildikten sonra şu an 270'li seviyelerde olması, rezerv artışı Merkez Bankası'nda cari açığın
en azından dengelenmesi diyebiliriz. Belli bir süre içerisinde belli kriterlere uyumu. Hani bunlar yavaş yavaş bayağı da beklediğimiz ve böyle inatla da programa devam ettiğimiz bir süreç. Aslında tam da meyvelerini görmek veya daha iyimser bir tarafa doğru geçebileceğimiz dönemde bu gri listenin dışında kalmamız bence biraz daha tüm dünyada aslında faizlerin de inme beklentisi giderek artıyor. Yani o takvim işte Avrupa, İsviçre gibi merkez bankaları başladı. Dolayısıyla tam da sermaye akışlarının gelişmekte olan ülkelere gelebileceği bir dönemde yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla daha hızlanarak görebileceğimiz bir iyimserlik olabilir. Bu da aslında belki son 2 ayda daha çok tahvil piyasasında gördüğümüz yabancının sadece sermaye girişiyle değil aslında doğrudan yatırımları da mesela bu listedeki biz reformları konuşuyoruz. Belki işte ticaret yapma mantığımızın da yeni reformlarla biraz daha rahatlatılabileceği diyebiliriz yabancılar için. Hatta yerli yani içerideki yatırımcılar için de bir sürece doğru gidiyoruz. Dolayısıyla dünyanın birçok bölgesinden ama özellikle herhalde Avrupa, Amerika yani kıta olarak baktığımızda bizim de ihracatımız yoğun olduğu bir Avrupa bölgesi var. Buralardan bize doğru akımın hızlanması söz konusu olur diye tahmin ediyorum. Evet, Sayın Tonguç Erbaş'la şunu yorumlamak istiyorum. Bu gri listeden çıkmamızın vatandaşa doğrudan etkisi ne olacak? Örneğin istihdama katkısı olacaktır. Hem yerli yatırımın artması hem yabancı yatırımın artması. Ülkeye sermaye girişi muhakkak yeni iş imkanlarının kurulması demek. Genç nüfusu fazla olan bir ülkeyiz. Başta istihdam olmak üzere sizce başka hangi konularda direkt vatandaşımızı etkiler bu durum? Yani bizim sadece bu konu değil tabii. Mesela şu çok tartışılıyor. İşte enflasyonda gitmek istediğimiz yere doğru giderken ne kadar büyümeden feragat edeceğiz? Bu bizi bir büyüme tarafında da istediğimiz seviyeleri getirmeyebilir mi gibi zaman zaman tartışmalar oluyor. Çok haklı olarak. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani bugün konuştuğumuz gri listeden çıkmanın da enflasyonla mücadelemiz içerisinde ve hatta büyüme beklentilerimiz içerisinde de mesela mevcut ekonomik program içerisinde en belirgin netleştirmemiz veya beklenti yaratmamız gereken durum yabancı bir sermayenin de ülkede uzun süre kalabilmesi. Hatta bizim için kalkınmamızın da sadece sıcak para noktasında değil bir yedek gücü olması gerekiyor. Neden? Çünkü mesela bugün de gördük işte kur tarafında biz 33'lerden tekrar 32-80'lerin altına doğru geldik. Dolayısıyla hep enflasyon için kur geçişkenliği, kur yükselişi gibi başlıkları kullanıyorduk. Bu kur dengelenmesi ve rezerv artışları için önemli bir nokta enflasyon. Şimdi büyümede de daha güvenli bir yatırım ortamı gören yabancılar gerek sermaye yatırımı olsun veya belli bir süre sonra buraya gelip bir doğrudan yatırım ve kalıcı bir sermaye bıraktıklarını düşünürsek hatta bunlar ortak çalışmalar olabilir. Mesela Borsa İstanbul'da da bazı halka açık şirketlerin pay satışları veya ortaklık değişimlerine kadar gidebilecek son dönemde zaman zaman görüşmeler oluyor. Dolayısıyla ülke değerlendiğinde şirketler için de bir fırsat görüyorsa bu şirketlere ortaklık teklifi, yatırım teklifi ve büyüme beklentisi oluşuyor. Şimdi bizim zaten işsizlik tarafında aslında bütün bu enflasyonla mücadele noktamızda hala %9'ların altında bir seviyedeyiz. Tabii ki daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Ama dolayısıyla bu iyimser kuşağın ben o gelebilecek sermaye ile ki belli bir süre sonra eğer diyelim ki enflasyonla birlikte faizlerin de mesela önümüzdeki yıl gibi bakarsak düşmesi söz konusu olursa aslında biz enflasyon, kur vesaire bunları konuşmaktan kalkınma yöntemleri, yatırımın getirileri, şirketlerin paradan para kazanma değil yatırımdan para kazanma ve bunu istihdama döndürme gibi aslında başlıkları konuşarak devam etmemiz gerekecek. Dolayısıyla işte bu gri listenin dışında kalmamız en azından bu gibi süreçlere doğru gitmemizde bizi Önünü hızlandırabilir. O açacak. Artık açıdan bu bizim için başlıkları da de konuşabileceğiz dediğiniz gibi. Evet. inşallah yani çünkü çok yani tabii ki doğal olarak hani fiyat hareketlerinden işte enflasyondan dövizden vesaire çok uzun yıllar böyle bir bahsetmemiz gerekti ama aslında ekonominin temelleri üzerinde tartışmaya gelebileceğimiz süreç bence hepimiz için çok daha sağlıklı olacak. O açıdan
buradaki vatandaşlar, hem gençlerimiz hem istihdam içinde bunun gibi gelişmeler bence orta vadeli ya katkı sağlayacaktır. Ülke büyüdükçe, kalkındıkça da iş gücü piyasasında o fırsatlar çıkmaya devam edecektir. Ama yine tekrar edeyim, yani bu adım adım olacak bir süreç. Hemen yarın böyle bir gelişme olmasını beklemek doğru olmayabilir ama adım adım o tarafa doğru da gitme potansiyelimizin olduğunu da Evet, görüyoruz. yol öyle görünüyor ve Evet. doğru adımlar atıldığı görülüyor şu anda. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel gelişmelerle yeniden birlikte yorumlayabilelim diliyorum ki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkılarınız için. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaş, teşekkürler katılımınız için. Ben teşekkür ederim.